Esneklik, uyumluluk, üst kalite ve mimari standartlar sunmasıyla yenilikçi bir yaklaşım getiren sıhhi tesisat sektörü lideri bir dünya markası Geberit'in Yapı Endüstri Merkezi işbirliğinde düzenlediği Evinizi Yetiştirin, Yakın Geleceğimiz için Ekolojik Kentsel Tasarımda Yeni Yönelimler başlıklı konferansına hepiniz hoş geldiniz. Mitchell Joachim, Terraform One bünyesindeki ekibiyle birlikte geliştirdiği projeler ve tanıtım çalışmaları sayesinde New York şehrinin çevresel olanaklarını aydınlatmak, keşfetmek ve dünyada benzer çözümlerin yaratılması için ilham vermeyi amaçlayan biri. Arkasından kendisinin bu merakla beklediğimiz sunumunun hemen ardındansa Su Soleil'in performansıyla keyifli bir akşam geçireceğiz. Şimdiden güzel bir etkinlik olmasını diliyor. İnovasyonla geçen 140 yılı bizlerle paylaşmak üzere Geberit Türkiye Genel Müdürü Sayın Cengiz Kazazoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Evet, iyi akşamlar tekrar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu iş yoğunluğunda hafta arası bir akşamı bizle geçirmeyi arzu ettiğiniz için sizlere ve bu geceyi organize etmemizde bize yardımcı olan tüm YEM yetkililerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Burada bu geceye başlamadan evvel kısaca bir hem Geberit hakkında hem de bu son dönemlerde hepimizin hemen hemen her gün duyduğu bu sürdürülebilirlik ve inovasyon kelimeleriyle ilgili kısa bir konuşma, bir sunu yapmak istiyordum. Bildiğiniz gibi bu kavramlar bu son yıllarda oldukça günlük hayatımıza girmiş durumda. Birçok marka ne kadar sürdürülebilir olduğunu ve buna hizmet eden inovasyonlarını ön plana çıkartmak için çaba sarf etmekte. Bazıları bu iki kelimeyi sadece pazarlama konusunda kullanarak altını doldurmadan bu işten bir şekilde nemalanmak istiyorlar. Fakat bunun yanında bu inovasyon olsun, sürdürülebilirlik kelimeleri olsun, arkalarında yatan anlamlarıyla birlikte bazı firmalar tarafından %100 tam olarak uygulanıyor. Bizce de bu tip pazar argümanlarının gerçekten işe yaradığını biz de kabul ediyoruz. Çünkü insanların bu konuda bilinçlenmeye, kullandıkları ürünlerin çevreye etkileri konusunda daha duyarlı davranmaya başladıklarını, şu son geçmiş 5-10 yıl içerisinde çok daha fazla, çok daha sık karşılaşıyoruz. Bundan evvel tasarruf, doğa, su, elektrik, enerji, bizler için çok fazla bir anlam teşkil etmiyordu. Bunlardan çünkü çok vardı diye zannediyorduk. Halbuki yokmuş. Fakat şu andaki nesil öyle değil. Çok daha bilinçli. Şu anda mesela ağırlıklı olarak beyaz eşya sektöründen aydınlatmaya, otomotive kadar hemen hemen bütün markalar enerji tasarrufunu, çevreye duyarlılığı önemli değiniyorlar. Hatta tüm İletişim stratejilerinde de bu konuya oldukça önem vererek vurguluyorlar. Çevreye duyarlılık konusunda bilinç yaratmayı hedefleyen markaların tüm bu ürün tasarım ve pazarlama çalışmalarını da saygıyla karşılıyoruz. Son yıllara kadar algı çoğunlukla şöyleydi. Yani bir tek benim tasarruf etmemle bir şeyler olur mu? Olur. Misal diyorum, bir kişinin dişini fırçalarken suyu kabaması, boşa akıtmasını önlemesi belki sonunda hiçbir şey getirmez ama bunu yaygınlaştığını düşünün. Kişilere, gruplara, topluluklara, ülkelere sonunda mutlaka ve mutlaka elle tutulur bir kazanç sağlanacaktır. Bu bilincin yerleştirilmesi şart. Geberit ailesi olarak kurulduğumuz günden bu yana her zaman küçük küçük kar tanelerini toplayarak bir çığ yapmaya çalıştık.
sürdürülebilirlik ve buna hizmet eden bir inovasyon süreci Gebenet'in DNA'sını oluşturmaktadır. Tam 140 yıldır bu değerlerden ödün vermeden ürün geliştiriyor ve tasarlıyor Gebenet. Bu sene 140. yılı. 1964 yılında, yani bugünden tam 50 yıl önce ilk gömme rezervuarı ürettiğimizde de aklımızda su tasarrufu vardı. Daha sonra 1990'larda, hatırlayanlarınız vardır belki, çift kademeli deşarj sistemine geçerken de yine hedefimiz kullanıcıların suyu boşuna akıtmasını önlemek idi. Ve bu sayede doğal kaynaklarımızın korunması, biliyorsunuz bu tür sularda hem temiz suyu kullanıyorsunuz boşu boşuna, hem de atık suya daha fazla su atıyorsunuz, ondan sonra bir de onu tekrar temizliyorsunuz. Yani çift taraflı bir zarar söz konusu. Bugüne kadar geçen 50 yıl içerisinde dünyada sadece Geberit'in sattığı gömme rezervuar adedi 60 milyon adet. Ve bu 60 milyon adedin sadece 2008 ve 2012 yılları arasında gömme rezervuar sayesinde, onun karşılığında da geleneksel rezervuarları koyarsanız, gömme rezervuar sayesinde tasarruf edilen su miktarı 2 milyar metreküp. Bu hesaplanmış Geberit tarafından. Bunun bütün şeyleri var, yani diyagramları falan. Bu tabii 2 milyar metreküp su oldukça kıvanç verici bir rakam. Bu bizler için övünülesi bir durum. Geberit inovasyon ve sürdürülebilirlik değerlerini ürün geliştirmeden üretime, lojistikten insan kaynaklarına kadar tüm süreçlere yansıtan bir firmadır. Ayrıca Geberit çalışanlarının bağlılığı ve desteğiyle 140 yılda bu değerlerin altını tam olarak %100 dolduran bir marka olmuştur. Bizler global marka olmanın yanında birey olarak sürdürülebilir bir düzen için doğal kaynakları korumak, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, hep birlikte bir çığ etkisi yaratmak zorundayız. Geberit olarak markamızın mimarisini oluşturan inovasyon ve sürdürülebilirlik değerleri şu anda tüm dünyaya hakim olmuştur. Yakın gelecek için ekolojik kentsel tasarımda yeni yönelimler, enerji, ulaşım, altyapı, binalar, atık yönetimi, gıda ve su konularında yerel sürdürülebilirlik için yenilikçi çözümler her geçen gün gelişmekte. Bu sürecin ilerlemesini sağlayan en önemli isimlerden biri de organik mimarinin lideri olarak anılan Michel Joachim. Geberit olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu her yıl bir kere tekrarladığımız dünyadaki trendlerin anlatılarak hepimize ilham kaynağı olacağını düşündüğümüz etkinliklerimizin bu yılki konuğu Michel Joachim. Kendisi Türkiye'de ilk kez ekolojik kentsel tasarımda yeni yönelimleri anlatacak. Sizlere daha fazla bekletmemek için ve beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İnşallah Joachim'le de iyi bir vakit geçirir. Daha sonra da dinleyeceğimiz müzikle hepinize iyi eğlenceler dilerim. Teşekkür ederim.